Dostlar selam. Barcelona'da son gün. Şu an Barcelona'dan ayrılıyorum. Metrodayım. Airport'a gidiyorum. Şöyle size göstereyim hatta. Biraz. Şimdi sabah yine hosteller zaman gibi kalktım. Kendi yemeğimi kendim yaptım. Şurada görmüş olduğunuz gibi yumurtayı ve en son yemeği bitmiş halde şuraya koyacağım. Sporcu kardeşlerim iyi dinlesin. Çok 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 güzel bir yemektir. Hem lezzetli, yani yumurta eğer yiyemiyorsanız, yumurtadan sıkıldıysanız, hem lezzetlidir. Yumurtayı yemenin keyifli halidir diyeyim. Hani böyle yulafı yiyemeyiz de yulafın içine muz falan doğrarız ya biz. Aynı o şekil. Şimdi burada 4 dilim kepek ekmeği var arkadaşlar. Bunların 1 dilimi 42 gram. Hani 5 dilim yediğimizi farz edelim. 4 dilim sandviçlerle 1 dilim de ekstradan yiyelim. 5 dilim yani 100 gram. Bakın 100 gram biz kepek ekmeği. Kepek, çavdar neyse esmer ekmekten bahsediyorum yani. Buradaki İspanyolca ismini bilmediğim için kepek mi çavdar mı tam buğday mı bilemiyorum. Ve bunun 100 gramında 30 gram karbonhidrat. Şuraya fotoğrafını koyarım. 14 gram protein var bakın. 30 gram karbonhidrat, 14 gram protein. 200 gramında 60 gram karbonhidrat, 28 gram protein. 30 deseniz 60 karbon, 30 protein muhteşem bir şey. Sırf ekmekten, 5 dilim ekmekten muhteşem bir şey bizim için. Özellikle sabahları vücudun proteine ve karbonhidrata bu kadar ihtiyacı varken. Ki karbonhidrat kaliteli karbonhidrattır. Her ne kadar protein, bitkisel protein olsa da karbonhidrat kaliteli karbonhidrattır. Ve karbonhidrat içinde lif de vardı arkadaşlar. Lif. Lif oranı da burada yazıyor. Lif önemli biliyorsunuz. Lif bağırsaklarda su tutup bizim kabız olmamızı günlük almanız gereken lif miktarında şuraya bırakıyorum. Lif günlük almanız gereken lif miktarı. Lif önemli. Gelelim içindekilere. Krem peynir sürdüm. O peynirden gelen proteini karbonhidratı saymıyorum ama peynir de yani sonuçta güzel bir besin. Aslında krem peynir iyi besin olmasa da peynir de iyi sayılabilecek besin. Peyniri saymıyorum. Onun dışında 2 tane yumurta arkadaşlar. 2 yumurta. 2 yumurtada 7 14 gramda protein öyle var. 15 gram deseniz 45 gram protein sabah alıyorsunuz. Zaten almanız gereken protein miktarı işte 100 gram, 130, 140 kilonuza göre değişmekle birlikte hani o civar fazla değil. 45 gramını sırf bu yemekten alıyoruz. O yüzden sporcu kardeşlerim için bu tarifi öneririm. Bunu mutlaka deneyin. Görmüş olduğunuz gibi de ton balığı yiyorum. Saf hayvansal protein de alayım diye. 20 gram falan da onda protein var. Bu şekilde siz de deneyebilirsiniz. Şimdi Barcelona hakkındaki final görüşlerime geleyim. Barcelona güzel bir şehir. İspanya'nın en iyi şehri diyebilirim. Yani Madrid'den güzel, Granada'dan da güzeldi. Muhtemelen Sevilla Malaga'dan da güzeldir diye düşünüyorum. Hem büyük, hem binalar falan güzel. Yapılacak şey çok. Hem de insanlar burada biraz daha güzel. Yani giyinimleri, görünümleri falan. Çok turist var ayrıyetten. Klas bir şehir yani kısaca. Bu Katalanlar zenginler diyorlardı ya. Zengin, Katalanlar zenginmiş. Hadi böyle bir geyik vardı ya Türkiye'de. Sanırım o doğru. Bunun dışında eğer hala ki şuraya koymuş olduğum videoyu izlemediyseniz mutlaka gidin izleyin. 2017 hayatımın en iyi yılı. Check it out. Bu videoyu gidin izleyin kanalımda. Şimdi bahsedeceğim konu ise bir video yaptık biliyorsunuz Melih ile beraber. Türkiye'de İspanya'da Türk sevgilim yaptım diyor. Videonun da başlığını, fotoğrafını buraya koyuyorum. Bu da kanalımda. Video bir günde 8000 izlendi arkadaşlar. Demek ki insanlar böyle konuları merak ediyor yani. Günlük bir sunum nasıl yapılır, nasıl yapılmaz diye faydalı video yaptım. O video bir günde 4000 izlenirken bu video bir günde 8000 izlendi. İki katı daha fazla izlenmiş. Demek ki insanlar faydalı şeylerden yani sunum nasıl yapılır, İngilizce nasıl öğrenilir, sunumda neler yapılması gerekir, Erasmus'a nasıl yapılır gibisinden faydalı şeyler yerine özel hayata yönelik böyle şeyleri daha çok merak ediyorlar. Videoda bazı arkadaşlar şey demiş, ben videoda şey demiştim, maalesef sevgili değiliz diye. Maalesef dediğine göre bilinçaltında onunla sevgili olma isteği var falan demiş. Şöyle diyeyim, Beliha gibi bir sevgili isterdim. Yani onun gibi biriyle sevgili olabilmek isterdim ama benim birisiyle sevgili olmam imkansız dostlar. Şu an size bu derdimi anlatacağım yani bu yayında. Benim birisiyle sevgili olmam uzun bir süredir imkansız. Evet, yaklaşık 1,5 yıldır ben kimseyle sevgili olamıyorum. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Benim yurt dışına çıkıyor oluşum. Şöyle düşünün, Amerika'dayım ya da Amerika'ya gideceğim 2016'da. Bir sevgilim olabilir mi? Ki zaten sevgilim vardı, Amerika'ya gidince ayrıldık. Olamaz ki olan sevgiliyle görüyor, Amerika'ya gidince ayrıldık yani. Amerika'dayım, bir arkadaşım var, aramız çok iyi. Kendisi Boğazistanlıydı hatta. Çok güzel sohbet, muhabbet, film izliyor, dışarı çıkıyoruz falan. Aramız çok iyi, iyi anlaşıyoruz. Diyorum ki bu kız benim sevgilim olabilir ama olamaz. Niye? Çünkü 3 ay sonra o kız Moğolistan'a geri dönecek. Ben Türkiye'ye geri döneceğim. Ben şehirler arası ilişkiyi bile desteklemiyorken Türkiye'de ülke arası ilişkim başlatayım. Oraya Moğolistan'a ben ne ara gideceğim? O Türkiye'ye ne zaman gelecek falan imkansız. Yani o yüzden sevgili olamadık. Ben Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'ye döndüm. Durken Travel tekrar başvuru yaptım. Yaklaşık Ekim'di falan herhalde döndüğümde. Kasım gibi başvuru yaptım. 7-8 ay sonra tekrar Work and Travel'a gideceğim. Hayatımda yine birisi var. Eğer izliyorsa ona da selam olsun. Çok iyi gidiyor. Beraber yemek yapıyoruz, film izliyoruz, sinemaya gidiyoruz, ne bileyim dışarıdayız, geziyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Hayata dair bakış açımız da uyuşuyor yani. Anladınız mı? Ben diyorum yani. Ben başkasının altında çalışmam. Ben dünyaya bunun için gelmedim. Bir tane hayatım var. Kendi kaderimin yöneticisi olacağım. Ben kendi işimi yapacağım falan diyorum ya. Her şeyde uyuşuyoruz. Çok güzel. O da öyle. Ben de öyleyim. İkimiz de böyle çılgınız. İkimiz de gezginiz. Ama
ne arkadaşız ne sevgiliyiz. İkisi de olamıyor. Arkadaş olamıyoruz çünkü ikimizin de birbirine karşı hisleri var. Sevgili olamıyoruz çünkü gideceğim. Biliniyor yani. Amerika'ya gideceğim. Abi Amerika'dan ben seninle nasıl sevgili olayım? Amerika'ya benim gidince ne olacağı belli değil. Yani 4 ay Amerika'dayım. O yüzden bir türlü ilişkiye başlamadık. İkimiz de korktuk. Ben de korktum. O da korktu. Bir ilişkiye başlayamadık. Ki onu geçtim. Ben iki hafta Balkanlara, iki hafta Ukrayna'ya gittim o esnada. İlişkisini anlayacağız. Yine başlayamadık. Ama her şey çok düzgündü. İlişki olabilirdi. Olmadı. Çünkü benim sevgili yapmam imkansız. Yani devam ediyorum ama yorumlarınızı cidden merak ediyorum bu konu hakkında. Hakikaten doğru mu düşünüyorum ben yoksa siz daha mı farklı düşünüyorsunuz? Şey yapabilirsin, sen korkmuşsun falan, aşk engel tanımaz tarzı düşünceleriniz var mı? Neyse sonra Amerika'ya gittim. Bir tane kız. Yarı Koreli, yarı Moğolistanlı. Pardon, yarı Koreli, yarı Kazakistanlı. Aramız çok iyi. Böyle 1.70 boylarında, 50 kilo falan. Tam böyle istediğim tarz. Dışarı çıkıyoruz, sohbet ediyoruz, bize geliyor, film izliyoruz. Yine her şey çok güzel. Çalıştığım yerde sahil kenarıydı hatta. Sürekli sahile falan da gittik. O zamanlar YouTube kanalım da vardı ama hiç kızları YouTube kanalıma koymuyordum. Çünkü ben diyordum ki saf bilgi vereceğim insanlara. Sonra baktık ki saf bilgi izlenmiyor. O yüzden kızları duruma karıştırmak zorunda kaldım. Neyse, aramız çok iyi. Anlaşıyoruz, her şey muhteşem. Birbirine karşı hislerimiz var ama sevgili olamıyoruz. Çünkü korkuyoruz. Bitecek yani, Amerika bitecek, anladın mı? O gidecek şeye, Çin'de eğitim alacaktı, Çin'e gidecekti o. Ben de Türkiye'ye gideceğim. Şimdi biz nasıl görüşeceğiz daha? Yani bir sevgili olmanın mantığı var mı? Usta, sevgilinin mantığı nedir? Beraber vakit geçiririz. Paylaştığın anlardır sizi sevgili yapan olay. Yani uzak mesafe falan bana göre değil. Neyse yine başaramadık, korktuk, olmadı. Uzaktan ilişki, anlattığım gibi ben Türkiye'ye geri döndüm. Bir tane kız vardı, tam böyle evlenebileceğim bir kız, anladın mı? Tam böyle kafa dengi, sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz, konuşuyoruz, her düşüncemiz birbirine uyuyor falan. Çok güzel, kızla başlayamadık bile, düşünün başlayamadık bile çünkü İspanya'ya gideceğim bu sefer. Türkiye'de bir ayım vardı sadece. O bir ayda hatta çok fazla görüşemedik bile, başlayamadık. Başlamadan biten bir ilişki daha yani sizin için, siz anlayacağınız. Sonrasında İspanya'ya geldim. Şimdi İspanya'dayım, İspanya'da hayatıma yine biri girdi. Faslı ama İspanya'da yaşıyor. Video falan daha önce kız hiç çekmedi. Konuştum dedim, senden hoşlandım. Hakikaten dedim, ben böyle çok kolay birilerine hoşlanan biri değilim ama dedim. Biri çok kolay hoşlanan biri değilim dedim. 30 tane kız saydım size ama hakikaten yani. Dedim ki senden hoşlandım, farklı şeyler hissettim. Beraber işte bir şeyler olabilir aslında dedim ama yani ben gideceğim Türkiye'ye falan. O da evet öyle böyle dedi. Buluştuk, görüştük ama başlayamadık yani hakikaten. Partilere gittik, hatta orada şey vardı, Feria denen bir şey vardı, böyle Luna Parklar şeyler falan, oralara gittik, bir ev partisine falan gittik ama bir türlü başlayamadık, sadece sohbet ettik çünkü başlamamız imkansız arkadaşlar. Başlasak ben Türkiye'ye geri döneceğim, o burada kalacak. Böyle ilişki mi olur yani, ne yapalım, mektup arkadaşı mı olalım? Şimdi geldik günümüze, ben Şubat ayında Türkiye'ye geri dönüyorum. Türkiye'de diyelim ki hayatıma birisi girdi ve çok iyi anlaşıyoruz, sohbet, muhabbet. Ben 3 ay sonra Amerika'ya gideceğim. Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs'ta Amerika'dayım. Nasıl yapacağız şimdi biz? Amerika olmazsa eğer, vize alamazsam, hani kesin konuşuyorum ama vize alamazsam Erasmus stajda, İspanya'da Erasmus stajı yapmayı düşünüyorum. Benim üniversitem, benim Erasmus sınavını kazanmam ihtimalim yok yani, bu garanti gibi bir şey. Olmazsa Amerika. Amerika olmazsa bu. Her türlü ben yazın dışarıdayım. Biz nasıl ilişkiye başlayacağız? Onu da bavulatıp mı götüreyim yani? Onun ailesi var, arkadaşları var, başka planları var. Yaz okulu var, şunu var, bunu var mesela. Ne olacak? Ben yine ilişkiye başlayamayacağım. Yine yalnız. Yani sevgili yapamıyorum. Yurt dışına çıkmanın en büyük dezavantajı budur dostlar. Bu biraz magazin videosu gibi oldu ama dostlar yani o yaptığım video dediğim gibi bir günde 8000 izlendi. Madem izleniyor ben de bununla alakalı video yapayım dedim. Neden sevgilim yok? Sevgili değil mesela, evcil köpek de alamıyorum. Anladın mı? Sevgiliyle köpeği kıyaslamak gibi olmasın, yanlış anlamayın ama köpek istiyorum aşırı derecede. Çok seviyorum köpekleri. Bir tane köpek almak istiyorum ama aynı şekilde anlattığım gibi köpek alsam, hani 2006'da alsaydım Amerika'ya gidiyorum, ne yapacağım? Amerika'da alsam geri geliyorum, İspanya'da alsam Türkiye'ye gidiyorum, Türkiye'de alsam Amerika'ya gidiyorum, Amerika'da alsam belki Türkiye'ye geri döneceğim. Yani alamıyorum, evcil köpek istiyorum çok ama alamıyorum. Biraz faydalı bilgileri geçelim dostlar. Eğer Barcelona'ya gelirseniz ve Barcelona havalimanından ayrılmak zorunda kalırsanız, şehir merkezinden Zona Universidad isimli L3 olması lazım, bakarsınız isimlere. Metroya biniyorsunuz, metronun son durağı Zona Universitaria diye bir yer. Orada inip L9 hattına binip en son durağa geliyorsunuz. Terminal T1 ve terminal T2 var orada. Şey bir terminal T1, T2 var terminal. Orada hangi terminaldeyse biletiniz, o bilet oraya doğru geliyorsunuz. Ama şöyle bir ipnelik var burada. Şu an buraya geldim ve metroyla geldiğim adam dedi ki 4,5 euro para ödemen lazım. Bir bilet daha alacaksın dedi. O bileti de buraya sokacaksın. Hiç terminale girmek 4,5 euro yani. Çok saçma bir şey. Çok saçma ama 4,5 euro daha girdi. Dostlar her zaman söylediğim gibi yurt dışında en yakın dostunuz paranız. Paranız olduğu sürece, şu an mesela bir mekana geldim. Bir sandviç, bir içecek aldım. 3,90 diyor 4 euroya. Paranız olduğu sürece karnınızı doyurursunuz.
gezersiniz, insanlarla tanışırsınız, klaplara girersiniz. Yani her şey paraya bağlı yurt dışında. Paranız olduğu sürece yaşarsınız. Ha paranız olmazsa her şeyden eksik yaşarsınız. Her şeyden eksik. O yüzden ne yapın ne edin para kazanmaya bakın. Şu anda Barcelona havaalanına geldim görmüş olduğunuz gibi. Tahmin edin bakalım nereye gidiyorum. Bakalım yorumlarda kim bilecek. Tahmin edin şu anda hangi ülkeye gidiyorum. Lisbon mu? Zürih mi? Samsun mu? Bilbao mu? Sevilla mı? Malaga mı? Mallorca mı? Frankfurt mu? Jamaica mı?